Kuruluş Osman'ın Göktuğ Burak Çelik oyunculuğuyla olduğu kadar düzgün fiziğine de dikkat çeken bir isim. Kuruluş Osman'daki imajıyla beğeni toplayan Burak Çelik genç kızların merceği altında. Bu hafta Burak Çelik'in Yapım'ın video kanalına verdiği röportajdan seçtiklerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Göktuğ'la başlayalım. Ya bana ilk bu iş geldiğinde bir oyuncu olarak çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum. Ama çok mutluyum. Göktuğ böyle çok ele avuca sığmayan, fevri bir karakter. Ama mesela yeri geldiğinde çok duygusal, yeri geldiğinde çok zekasını kullanabilen bir adam. Sürprizlerle dolu yani. İnan bana, orada fazla kalmayacağım Nikola. Belgelerin gerçek olduğunu elbet anlayacaksın. Gayrı şüphe yok. İhanet yok. Hizmetimin karşılığında altın var. Öfkeniz öfkem, intikamınız intikamımdır. Aramızdaki işbirliğini bozup Targun'un ölümüne sebep olan Nikola'dan bunun hesabını soracağız. Göktuğ bölümler ilerledikçe değişim gösteren bir karakter. Bu sezon Göktuğ için daha başka. Çünkü geçen sene bildiğiniz gibi Kongar'dı Göktuğ. Ve aslında Türk olduğunu ve özünü öğrendi. Ama çok trajik bir olay yaşadı ve abisini kaybetti. Bu sezon artık Osman'ı kaybettiği abisinin yerine koyup çok daha başka bir motivasyonla aslında mücadele ediyor. O halde destur ver Osman Bey. Destur ver ki varıp canını alayım. Ettiklerinin hesabını bir bir sorayım. Bilirim beyim. İskan belgelerini almaya gelecekler. Nikola ile iş tutan Papa'nın casuslarının kim olduğunu öğreneceğim. Biriniz hepiniz biriniz içinden. Düşerseniz ölürsünüz. Ölürseniz ordumuz yok olur. Gelelim işin aksiyon tarafına. Ya ben bu işten önce hiç aslında bir deneyimim yoktu. Aksiyon, at binme vesaire. Bu işle beraber eğitim almaya başladım. Yaklaşık 3 hafta süren bir eğitim sürecim oldu. Ama böyle günde 6 saat falan sürüyordu yani. At binme, kılıç, işte kondisyon çalışmaları falan. Tabii set ortamı daha zor ve meşakkatli geçiyor. Çünkü İşte bir koreografimiz var ve bu koreografi etrafında başka koreografiler de var. O yüzden hani çok büyük bir sorumluluğumuz var aslında burada. Çok güzel bir ekibimiz var Allah'tan. Çok deneyimli, tecrübeli. Öncesinde provalar yapıyoruz. Setimiz olmadığı günlerde de gelip bunları çalışıyoruz. Daha sonrasında bunları sahneye taşıyoruz. Geber Türk! Burak Çelik'in Kuruluş Osman'da en etkilendiği sahneyi kendi ağzından dinleyelim. Göktuğ'un Konur'u öldürdüğü sahne. Sette gerçekten çok değişik bir atmosfer vardı. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir sahnenin genelini çektik. Sonra yakınlarına geçtik. Yakınları çektikten sonra tekrar geneli çektik. Çünkü yakınları hoca o kadar beğendi ki geneli tekrar çekmek istedi. Beni çok etkilemişti o sahne. Bu arada çok zor bir sahne bence bir oyuncu için. Çünkü öz abisini öldürüyor ve farkında değil. Ya Göktuğ neler yaşadı ya. Göktuğ! Konur! Ettiler sana Göktuğ. Kardeşim Göktuğ. Yom vereyim hanım. Ağabey! Ağabey! Ağabey benden kim ağabey? Ağabey! Ağabey! Doğru davran! Doğru davran ağabeyim! Ağabeye götürelim! Ağabey! Etmeyin! Burak Çelik Kuruluş Osman'da ilk çektiği sahneyi dün gibi hatırlıyor. Sete ilk defa çıkıyordum ve sonradan bir projeye dahil olmak bir oyuncu için zordur yani. Ama sete geldim, kostümü giydim. Başka bir sistem ateşlendi gibi hissettim içimde. Sonra ata bindik ve dediler ki şuradan obanın başından giriyorsunuz. Kese kese otağın önüne kadar giriyorsunuz falan. Ben en başındayım atlıların. Ve o an artık bitti bendeki o heyecan. Direkt oradaydım. O andaydım. Bir ara kafama kavun falan atıyorlardı. Kavunu falan havada kesiyordum yani böyle. Ya o sahneyi unutmam. Çünkü benim ilk sahnem bu projede ve güzel de bir sahneydi. Yerin altındaki, göğün derinindeki ruhlara yemin olsun. Direnirseniz Beşik'teki babalarınıza kadar biçerim. Bu uç gayrı Moğol'un demir yumruğu Balgay'ındır.